Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün tandır tadında tencerede tüm tavuk yapacağız. Hiç su kullanmadan böyle lokum kıvamında harika nar gibi kızaracak. Kesinlikle tavsiye ediyoruz, bu tarifi denemelisiniz. Eminim siz de yaptıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Soslu yapacağız. Bunun için kullanacağımız malzemeler: zeytinyağımız var, baharatlarımız kırmızı toz biber, zerdeçal, karabiber, kimyon, kekik, toz şeker, domates ve biber salçamız var. Tereyağı kullanacağız. Koyu bir ayran kıvamında yoğurt, tuz, soğan. Biz arpacık soğan tercih ettik ama evde yoksa siz normal bir büyük soğan da kullanabilirsiniz. Sarımsak, bir adet patates. Bu şekilde iri parçalar halinde doğranacak. Limon suyuyla, birkaç damla limon suyuna ihtiyacımız olacak. Bir tane de tüm tavuk. Malzemelerimiz bunlar. Öncelikle geçelim sosunu hazırlamaya. Bir kasenin içerisine bir miktar yağımızı alalım. Üzerine yoğurt ve tüm baharatlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Salça hariç. Dilerseniz kullanmış olduğunuz baharat çeşitlerinizi damak zevkinize göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize ait bir şey. Tüm baharatlarımızı ekleyip tamamen özleşene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde tamamen karışacak birbirine. Salça hariç tüm baharatları ekledik. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Tadanların da tam not verdiği harika bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Sosumuzu hazırladık. Şimdi tavuğumuzu göğüs kısmından ikiye böleceğiz. Tamamen ayıracağız onu. Derisiyle birlikte pişireceğiz arkadaşlar. Derisini de ayırmayalım. Bu şekilde tamamen ortadan ikiye ayıracağız. Kolay pişmesi için de bıçak yardımıyla delikler açacağız. Arka tarafına da aynı şekilde. Geçmiş videolarımızda fırında da yapmıştık. Onun da tarifi var. Bakıp incelerseniz sizin için de fikir olur. O da kesinlikle harika bir lezzet oluyor. Bakın tamamen ayırdık. Hazırlamış olduğumuz sosun bir miktarını alalım. Tavuğumuzun her tarafına yayacağız arkadaşlar bu sosu. Bakın bu şekilde. Ters çevirip kalan sosumuzu da tamamen tavuğumuzun her tarafına sürelim. Bu derinin iç kısmını da böyle hafif biraz kaldırıp sosumuzu oralara da arkadaşlar sürelim. Her tarafı tamamen soslanmış olsun. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Büyümemiz için, akışa düşmek için desteğiniz bizim için çok kıymetli. Yorumda yaparsanız videolarımıza, hem sizden gelen dönüşler bizi de çok mutlu ediyor. Farklı fikirleriniz varsa onları da ekleyebiliriz. Lezzete lezzet katabiliriz.
tamamen sosumuzu tavuğumuzun her tarafına, derinin altına dahi sürdük. Bu şekilde deriyi tekrar kapatalım. Soslama işlemi tamamlandı. Şimdi salçamızı süreceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde salçamızı da tüm tavuğumuza yedireceğiz. İç kısmına biraz koyduk. Bir miktar limon damlatıyoruz. Şöyle karıştıralım onun içerisinde. Ve salçamızı da tavuğun tamamına aynı şekilde diğer sosumuz gibi her tarafına süreceğiz. Bu derilerin iç kısmına da üst kısmına da tamamen yedirelim. Gerçekten sunumu da, tadı da, kıvamı da harika oluyor. Kesinlikle deneyin. Misafir sofralarında da gayet güzel, lezzetli. Evet arkadaşlar, sosumuz tamamen tavuğumuza sürdük. Bakın bu şekilde derilerin iç kısmına da hepsini hazırladık. Salçamızı da tamamladık. Şimdi tavuğumuzu büyük bir tencereye yerleştireceğiz. Ama onun öncesinde bu yemeğin en büyük püf noktası arkadaşlar. Hamur hazırlayacağız. Kapağının üzerine süreceğiz. Kapağın bu şekilde hava almasını engelleyeceğiz. 3-4 yemek kaşığı unumuz var. Bunun üzerine bir miktar su. Birkaç saniyede hazırlanacak bir hamur. Çok yumuşak olmayacak. O kapağı saracak. Bu şekilde karıştırarak bir miktar daha su koyalım. Hiç yoğurmanıza gerek yok. Karıştırarak bu hamuru elde edebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz hamur arkadaşlar, bakın bu kapan kısmına tamamen kapatacağız. Eğer kapakta delik varsa arkadaşlar, mutlaka bu deliği de kapatmayı unutmayın. Kesinlikle hiç hava almaması gerekiyor. Hazırlamış olduğumuz hamurdan bir miktar kalacak. Onu da atmıyoruz. Saklıyoruz üzerini kapatıp kurutmadan. Daha sonra belki ihtiyaç olabilir. Pişme esnasında o çatlayabilir. Eğer çatlarsa, hamurda ayrılma işlemi olursa, ki elinizi kullanmadan arkadaşlar dikkat edin, yanmadan bir kaşık yardımıyla veya bıçak yardımıyla o şekilde sürüp tamamlayacağız. Tavuğumuzu genişçe bir tencereye alacağız. Öncesinde soğanlarımızı atalım. Sarımsağımızı da atalım. Eğer ki siz normal büyük boy bir soğan kullanacaksanız, bunu daireler şeklinde kesip dibine dizebilirsiniz. Göğüs kısmı altta kalacak şekilde arkadaşlar, bakın bu şekilde tenceremizi iyice bastırıp yerleştirelim. Kalan sosu da tamamen şöyle bir üzerine alalım. Ziyan da etmeyelim. Soğan ve sarımsaklarımızı da koyalım. İri doğranmış patatesleri de bu şekilde üstüne ekleyelim. Arkadaşlar mutlaka üst kısmına siz de ekleyin. Eğer altına eklerseniz altında parçalanabilir, ezilebilir. Bu şekilde hiç ayrılmadan pişiyor. Birkaç diş de sarımsağımızı ekledik. Tereyağımızı da bu şekilde parçalayarak ara ara üst kısma yerleştirelim. Kullanmış olduğumuz malzemeler açıklama kısmında da ayrıntılı olarak yazacak. Oradan da inceleyip bakabilirsiniz. Bu şekilde sürelim. Evet arkadaşlar,
Tenceremize yerleştir. Şimdi kapağını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz hamuru öncelikle bakın bu şekilde tamamen kapatacak şekilde kapağının o kısmına hamurumuzu yayalım. Demiş olduğumuz gibi eğer kapağınızda delik varsa orayı da mutlaka kapatmayı unutmayın. Hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor. Bakın tamamen etrafını bu şekilde kapattık. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bir miktar kaldı arkadaşlar. Bunu ayırıyoruz. Üzerini kapatın, kurutmayın. Eğer pişme esnasında burada çatlak sızıntı olursa bir kaşık yardımıyla bu hamurdan üzerine kapatıp sürebilirsiniz. Ama lütfen dikkat edin. Elinizle yapmayın bu işlemi. Hani çok sıcak olup yanabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla böyle bıçağın ucuyla da sürüp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar çok kısık ayarda olacak. Ocağınızın kısık ateşinde pişireceksiniz. Toplamda 2 saatte pişti. Bakın hazır bizim yemeğimiz. Şimdi bir bıçak yardımıyla kapağın o kısımlarını keserek tam kapağın birleşme yerinden ayıracağız. Ki hamurumuza da hiçbir şey olmadı. Çatlama, sızıntı, hiçbir problem olmadı. Ama lütfen dikkat edin. Ateşiniz kısık ateşte olacak. 2 saatte toplamında pişti. Bu şekilde tamamen kapağını ayırıyoruz. Ve arkadaşlar bir uyarıda bulunayım. İşleminizi bitip tavuğu tencereden aldıktan sonra kapağınızı ya yıkayın ya da bir soğuk suyun içerisinde ıslatın. Daha sonra hamuru hani yıkama işlemi biraz sizi yorabilir. Eğer ıslatırsanız bir sıkıntı olmaz. Bakın çok güzel oldu. Böyle lokum kıvamında nasıl ayrılıyor. Bakın şimdi tencereden boşaltacağız. Kendiliğinden ayrılıp geliyor zaten. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar sunumu da bu şekilde. Ki yanlı olmuyor kesinlikle. Hem o soğanlar koruyor hem o derisi. Bakın nasıl ayrılıyor şimdi tel tel gördünüz. Şekilde. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Lütfen tadın ve siz de deneyin. Eminim çok memnun kalacaksınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.